Medyaskop TV özel yayınından merhaba. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da Türkiye'nin 3. büyük partisi olan HDP'nin kongresi vardı. Kongrede eş genel başkanlığı seçimi yapıldı ve eş genel başkanlardan birisi şu an Skype'la karşımızda. Sezai Bey hoş geldiniz. Sezai Temelli karşımızda. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Efendim süremiz kısıtlı. 20 dakikada toparlamaya çalışacağız. Öncelikle hemen şunu sormak istiyorum. Bizim görevli arkadaşımız Ankara'ya gitti, Fırat Fıstık, ve kongre katılımının çok yüksek olduğunu, bunu partilerine paylaştığını söyledi. Öncelikle size şunu sorsam, kongre katılımından, havasından memnun muydunuz? Evet, çok memnunduk. Bu vesileyle kongreye katılan bütün halkımıza, emekçilere, dostlarımıza, yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güçlü bir katılım vardı. Çok güçlü bir irade vardı. Peki bu katılımdan bir anlam çıkarmak mümkün mü? Çıkarsa da ne anlamı çıkar sizce? Bu katılım bir kere bugün iktidara bir yanıt verdi. Türkiye'nin her yerinden cesaretle, umutla herkes kongreye geldi ve ortak bir yanıt üretti bugünkü iktidara karşı. Biz bu rejimi kabul etmiyoruz dedi. Biz bu şiddeti, savaşı kabul etmiyoruz dedi. Barıştan, demokrasiden yana olan iradesini çok açık bir şekilde bu kongre vesilesiyle ortaya koymuştur. Efendim kongre öncesi şu an cezaevinde olan bir önceki eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın aday olup olmayacağı tartışıldı. Hatta kongrede bir önerge dahi verildi genel başkanlık adaylığı için ama kendisinin mesajı netti kongreye gönderdiği. HDP'de bu kongreyle Demirtaş'ın genel başkan olup olmaması, taban tarafından kabul edilmemesi tartışması bitti mi? Taban Demirtaş'sız HDP'ye bir güven oyu verdi mi sizce? Nedir bu konudaki görüşünüz? Demirtaş'sız bir HDP söz konusu değil, olamazdı zaten. Bugün parti meclisi birinci sıradan zaten parti meclisine girmiştir. Demirtaş'la birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiçbir başkanımız, ne Demirtaş, ne Bilgen Yüksekdağ, ne Sabahat Tüncel bugüne kadar hiçbir başkanımız bir yere gitmiyor. HDP'den kimse bir yere gitmiyor. Birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Demirtaş bugün bu kongrede yoksa, orada olamamışsa, eğer aday olması engellenmişse bu kongre iradesi ya da partinin iradesiyle değil, Demirtaş'ı bugün Edirne cezaevinde tutsak edenlerin yaratmış olduğu bir sonuçtur. Bunu kongreye gelen, kongreye katılan bütün herkes çok iyi biliyor. Dolayısıyla biz eğer bu görev değişimi yapmışsak, bugünkü iktidarın uygulamış olduğu bu baskı, şiddet, demokratik siyaseti yok sayması sonucunda yapmışızdır. Bunu sevgili Selahattin Demirtaş da çok iyi bilmekte. Zaten kendisi daha önce açıklamalarında bu durumu gündeme getirdi. Çok açık, net bir şekilde de ifade etti. Dünkü gelen mesajında da bunu söyledi. Her türlü görevi bulunduğu yerden yapacağını, katkı sunacağını da söyledi. Kongremiz tabii bu yeni dönemdeki çalışmalarını biçimlendirirken, siyasi yol haritasını belirlerken sevgili eş genel başkanlarımızla beraber bir kolektif aklın üretimiyle beraber yol olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi yoktur. Kaygısı da yoktur. Dolayısıyla biz birlikte yola devam ediyoruz. Dün kongrede bu çok net bir şekilde ifade edilmiş, açığa çıkmıştır. Biz tanıtımımızda HDP'de yeni dönem başlığını kullandık. Peki Temelli ve Buldan yönetiminde HDP'nin yeni döneminde nelerle karşılaşacağız? Bu konuda bazı netlikler var mı? Bu yeni dönem için neler vaat ediyorsunuz? Bir kere yeni dönem demek HDP'nin programatik yolculuğundan, stratejik aklından bir ayrışmayı ifade etmiyor. Bugün biz HDP kongresine giderken bu kongrenin stratejik bir kongre olacağını ifade ettik. Yeni bir döneme denk geleceğini ifade ettik ama bu yeni dönem zaten hem bölge açısından hem Türkiye açısından 2018 yılını düşündüğümüzde ve peşi sıra gelecek 2019'u düşündüğümüzde gerçekten bir yeni döneme tekabül ediyor ve bu yeni dönemin önemli bir aktörü olmaya adayız. Bu yeni dönemin değişim dönüşümünün demokrasiden, eşit yurttaşlar temelinde özgür bir ülkeden yana olmasından yanayız. Bu yeni dönemin barış içinde bir arada yaşam inşasından yanayız. Dolayısıyla bu yeni dönemden kastımız bu süreçte bizim sorumluluklarımızla, yürüteceğimiz mücadele programımızla, örgütlenmemizle alakalı bir yönü dönemdir. Yoksa programımız hala bugün
Türkiye açısından özgürlük, eşit yurttaşlık temeline dayalı bir demokratik yaşamı savunmaya devam ediyor. Biz de programımızı hayata geçirmek için bu yeni dönemde mücadelemizi yükselteceğiz. 2019'u telaffuz ettiniz. Hemen 2019'a partiyi taşıyacak eş genel başkanlarısınız Buldan ve siz. Peki şunu merak ediyorum. 2019'da HDP kendi adayını çıkaracak mı? Bugün seçimleri konuşmak için erken. Seçim yapılacak bir iklimi yaratmayı konuşmalıyız. Eğer biz sağlıklı seçimlerin, demokratik seçimlerin yapılmasını istiyorsak bugün bir demokrasi ve barış mücadelesi vermek zorundayız. Aksi halde referandumda yaşadığımız sonuçları yaşayacağımızın belirtileri ortada. Seçim güvenliğinin ortadan kalktığı, seçime her türlü hilenin, şahinin karıştığı, seçimlerin yapılamaz, el ele bazı yerellerde sandığa gidilemez koşulların yaratıldığı bir durumda şimdiden aday konuşmak, seçimleri konuşmak aslında bu türden seçim yapma niyetinde olanları cesaretlendiriyor. Tam tersine gerçekten demokratik seçimlerin yapılacağı bir iklimi var etmek için mücadele etmeliyiz. Bu talebimizi açığa çıkartmalıyız. Bütün demokrasiden yana tercihte bulunanlar bu talebini açığa çıkartmalıyız. Bu sadece Türkiye'nin bir kesiminin talebi, diğer yarısının talebi değil diye de olmak gerekiyor. Referandum sonuçlarında işte hayır verenler, evet verenler diye bir okuma yaptı. Sanki hayır verenler bu demokratik talebe sahip çıkıyordu. Tabii ki sahip çıkıyordu ama onun ötesinde referandumda evet vermiş olanların içinde de çok önemli bir kesim seçimlerin demokratik bir siyasi iklimde yapılmasını bugün dile getiriyorlar. Son yapılan araştırmalarda da bu çok net açığa çıkmıştır. Bugünkü iktidar hızla erimektedir. Bugünkü iktidar iktidarını sürdürebilmek için milli mutabakat denen çeşitli ittifaklar arayışına sürüklenmektedir. Bundan Türkiye halklarının büyük bir kesimi rahatsızdır. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de ciddi bir demokrasi açığı vardır. Ciddi bir demokrasi sorunu vardır. Türkiye halklarının, emekçilerinin elinde kalmış yegane demokratik araç seçimdir, oydur. Bunun bile bu hale getirildiği bir durumda 2019 seçimlerini şimdiden konuşmak bizim için öncelikli değildir. Öncelikli olan demokratik seçimlerin yapılabileceği ve bu seçimlere bağlı olarak ülkenin demokratikleşmesi konusunda önemli adımların atılabileceği bir siyasi iklimin yaratılmasıdır. Söylediklerinizden 2019'a kadar olan süreçte seçim güvenliği öncelikli bir mesele, bu meseleyi öne taşıyacaksınız. Peki burada şu soru akla geliyor. Bu meseleyi başka dert eden siyasi oluşumlarla temasınız var mı, olacak mı? Tek başınıza bir mücadele mi öngörüyorsunuz bu konuda? Sadece seçim güvenliği değil, seçim yapılabilecek bir iklimden bahsederken demokratik anlamda bir talebin, Türkiye'de toplumun ihtiyaç duyduğu demokratik bir yaşam talebinin açığa çıkmasının önemine vurgu yaptı. Bu talebe sahip Türkiye'de birçok siyasi kurum, kuruluş, yapı söz konusu. Birçok sivil toplum örgütü, sendika, meslek odası söz konusu. Türkiye'de çeşitli yapılar bunu dile getiriyorlar, bunun mücadelesini veriyorlar. Dolayısıyla zaten bu mücadele, bu talebi hayata geçirmenin yolu bu dayanışmadan geçiyor, bu mücadele ortaklıklarından geçiyor. HDP bu anlamda üzerine almış olduğu sorumluluğu yerine getirirken bu ortaklaşmaları sağlamak, yan yana gelmeleri sağlamak açısından çaba gösterecektir. Tıpkı referandumda olduğu gibi biz bütün farklılıkların bu ülke için bir zenginlik olduğu bilinciyle bunun farkındalığıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla demokrasiden yana olanlarla, barıştan yana olanlarla, bugün savaşa karşı olanlarla bir arada yürümeyi Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli görüyoruz. Kongre konuşmanızda şöyle bir cümleniz var. 16 Nisan'da gösterdik. Herkes kendi hayrıyla geldi. Şimdi yine yan yana gelebiliriz. Bu cümlenizde tam olarak ne ifade etmek istediğinizi sorsam aslında az önceki soruyla biraz da bağlantılı. Ne dersiniz? Referandum sürecinde anayasa değişikliği konusunda eleştirilerimizi getirirken bu anayasa değişikliğinin Türkiye'nin demokratikleşmesine bir katkı sağlamayacağını, tam tersine var olan mevcut demokratik yaşamı daha da daraltacağını, sığlaştıracağını söyledi. Tek adam rejiminin inşasına yönelik
faşizmin kurumsallaşmasına yönelik bir adım olacağını söyledik ki haklı çıktık. O yüzden tüm demokratik kamuoyuna bu anlamda derdi olan, demokrasi meselesini önemseyen herkese çağrı yaptık. Ve yan yana gelme konusunda biliyorsunuz Türkiye'de önemli barajlar var, önemli engeller, handikaplar var. Bu handikapları aşmamız gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bizi yan yana gelmekten alıkoyan kendi ön yargı barajlarımızı yıkmamız lazım. Bugün Türkiye herkesin kabul ettiği asgari müşterek olarak artık nitelendirdiğimiz demokratik hakları yitirme noktasına gelmiştir. Referandumda bunu dile getirirken biz eğer Türkiye'de demokratik yaşamın devam etmesi, bu gidişata dur demek istiyorsak, bu tek adam rejimine karşı bir itirazımız varsa, bu itiraz sahibi olanlar birbirine bakıp birbiriyle bir siyasi gerilim yaratmak yerine itirazı olan herkes kendi hayrıyla yan yana gelebilir, demokrasi mücadelesini güçlendirebilir. Sizin dışınızdaki bu %49'luk hayır bloku içerisinde baktığımızda isimlendirmek gerekirse Saadet Partisi, MHP küskünleri, şimdi İYİ Parti ve CHP. Burada sanki şöyle bir hal var. Aslında bu sorunun muhatabı onlar ama sizden de onlara bir öneri niyetinde şu cümleyi, bu soruyu sormak isterim. Siyasi iktidar HDP'yi bir ötekileştirerek, daha da bir kriminalize ederek sizinle yan yana durmalarını onları engelliyor gibi bir hal var ki CHP'de bu mesele ciddi ciddi tartışılıyor. Kurultay konuşmalarında Muharrem İnce de adaylardan biri bunu söylemişti. Öncelikle bu partilere ne söylersiniz ki sizinle yan yana görünmekten endişe mi artık, bunun adı nedir? Vazgeçsinler ya da bu konuda HDP'ye düşen bir şeyler var mı yok mu? 49-51 ayrımını artık tartışmamak gerekiyor. Türkiye'nin tümüne seslenmek, herkesi, her itirazı olarak bugün bu iktidardan mağdur olan herkesi çağırmamız gerekiyor. Türkiye'nin geleceği demokrasisidir, bölgenin geleceği demokrasisidir. Hatta Avrupa ile bölge arasında demokrasi konusunda en önemli jeopolitik konu Türkiye'dir. Türkiye'nin demokrasi konusunda atacağı her adım hem bölgeye huzur, barış getirecektir, hem Avrupa'daki katılaşmış yapılar açısından, ortak dayanışma mücadele açısından önemli olacaktır. Biz bunları söylerken bu demokrasi meselesindeki adımın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Hatta örgütlerimize de dönüp bir radikal demokrasi mücadelesi verdiğini söyleyerek taban örgütlüğünde herkesle buluşmanın çok önemli olduğuna yine kongrede devam ettik. Şimdi diğer partiler HDP'nin bu düşmanlaştırıldığı, ötekileştirdiği durumda nasıl siyaset yapacağına dair bir yorum getirmek gerekirse, bizim seslenişimiz şu yönde. Bu siyasi mühendisliğin etkisinde kalmamaları gerekiyor. Siyaset çoğulcu olduğu oranda demokratikleşme sürecine katkı sağlayabilir. HDP'nin ne söylediğine, HDP'nin ne yaptığına bakmak gerekiyor. Bugün iktidarın HDP'yi düşmanlaştırmasında, HDP'yi ötekileştirmesindeki en önemli neden, olası bir seçim sürecinde kendi siyasi ikbalini kurtarma peşinde olmasıdır. Eğer biz bu iktidardan rahatsızsak, dönüp HDP'ye karşı bir mücadele vermek yerine bu iktidara karşı mücadele vermek gerekiyor. Dolayısıyla HDP'nin demokrasi konusundaki yürüdüğü yol, HDP'nin savunduğu tezler, HDP'nin hayata geçirmeye çalıştığı yaşam, yeni yaşam olarak adlandırdığımız şey, herkesi bu mücadelede bir ortaklaşmaya çağırıyor. Dolayısıyla HDP üzerinden değil, Türkiye'de demokratikleşme anlamında, çoğulcu, laik, demokratik bir cumhuriyetin inşası anlamında nasıl adımlar atabiliriz, buna yoğunlaşmak gerekiyor. Aksi halde bu siyasi mühendisliğin altında bir değişken olarak kalmak hiçbir siyasetin kabul edeceği bir şey değildir. Çünkü her siyasete oy veren vardır. Her partiyi tercih eden halklar vardır. Çeşitli kesimler vardır. Onların talepleri başka bir siyasetin mühendisliğine araç olmak için değildir. Tam tersine kendi haklarının savunulması yönündedir. Dolayısıyla bu hakların savunulduğu bir demokrasi bahçesinde buluşmak bizim en büyük arzumuzdur. HDP için 2015 öncesinde yapılan konuşmalarda ve HDP'nin kendi içerisinden gelen seslerde bir Türkiye'lileşme ifadesi vardı. Bu Türkiye'lileşme hedefi HDP'de hala sürüyor mu ve bu hedefin sürmesi için
Neler yapmayı planlıyorsunuz yeni dönemde? Kuşkusuz anlattığım şeyler zaten bu tezleri tekrar nitelikliydi. HDP'nin programından ya da geçmiş dönem ortaya koymuş olduğu tezlerinden bir kopuşu, bir ayrışması söz konusu değil. Türkiyeleşme meselesine gelince zaten bir Türkiye Partisi'yiz. Sürekli bize yönelik siyasi mühendisliğin aklına karşı ürettiğimiz bir yanıttı Türkiye'leşme. Yoksa biz Türkiye Partisi'yiz. HDP'yi bir bölgeye sıkıştırmak, bir Kürt partisi olarak nitelenen akla karşı, hayır, biz herkesin partisiyiz. Evet, Kürtlerin de partisiyiz. En çok oyu Kürtlerden alıyoruz. Çünkü bu ülkede en mağdur kesim Kürtlerdir. Dolayısıyla da demokrasi mücadelesinin en önde yürüyen Kürt halkıdır. Bunu biliyoruz ama biz sadece bununla sınırlı bir parti değiliz. Türkiye'de işçi sınıfının da, emekçilerin de, Türkiye'de esnafın da, Türkiye'de çiftçinin de, kadınların da özellikle eş temsiliyeti bu ülkeye getirmiş bir parti olarak, kadınların da partisi olarak bu ülkede bu mücadelenin de nasıl ki demokraside ortaklaşıyorsak tüm mücadelenin ortaklaşmasında da aslında irademiz ortadadır. Yaptığımız kongrede de bu bütün çıplaklığıyla da sözümüzde, sesimizde, coşkumuzda ortaya çıkmıştır. Aslında şöyle bir sorunsal var gibi. Ne zaman HDP biraz Türkiye üzerine söz cümle kurmaya başlasa, Kürt meselesine dair sıcak bir gelişme ardından haliyle HDP daha enerjisini oraya veriyor ve diğer tarafı ıskalıyor gibi bir hal var. Bu açmazı nasıl açacaksınız? Bu belki de sanki siyasi iktidarı bir manevrası ya da sizin tabirinize bir mühendisliği gibi bir şey. Bu açmazı açmak için kuracağınız yöntemler, kuracağınız diller var mı efendim? Bunu bir açmaz olarak nitelemiyoruz. Evet, gücümüz yettiğince Türkiye'nin her sorununa yetişip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Fakat bu kadar şiddetin bize yöneldiği, bizi suçlayarak siyasetin yapıldığı, düşmanlaştırıldığı, nefes söyleminin çok hakim kılındığı bir ortada biz herkesi aklı selime davet ediyoruz. Vicdan sahibi olmaya davet ediyoruz. Siyasetin belki de bugün en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri vicdandır. Zaten biz vicdan ve adalet nöbetlerini yaparak Türkiye'deki insanlara seslendik. Gelin bu korku düzenini yıkalım. Vicdanlarımıza sahip çıkalım. Adalet duygumuzu güçlendirelim. Herkes için adalet dedik. Hepimize gerekli dedik. İşte o yüzden de herkes için HDP diyoruz. Türkiye'nin bütün sorunlarına vakıfız. Bugün meclis grubumuzun vermiş olduğu soru önergeleri, yapmış olduğu konuşmalara baktığınızda bu çok açık ortadadır. Çünkü bu aslında bir yerde bileşik katlar hikayesidir. Türkiye'de herhangi bir sorunu çözmek istiyorsanız bütün sorunlara vakıf olmanız gerekir. Türkiye'de herhangi bir sorunu çözerek, diğer sorunları çözümsüz bırakarak yol almanız mümkün değildir. Dolayısıyla biz Kürt sorununun aslında bir Türkiye sorunu olduğunu, Kürtlerin sorunu olmadı, Türkiye'nin bir demokrasi sorunu olduğunu söylüyoruz. Türkiye'de demokrasi açığı, eksikliği ya da bugün itibariyle demokratik bir ortamın olmaması zaten Kürt sorununu var ediyor. Şimdi meseleye böyle bütünlüklü bir şekilde baktığınızda bu tür ayrımlarla konuşmak yerine böyle bir bütünlük içinden konuları ele almak gerekiyor. Bakın bugün Kürt sorununa yönelik baktığınızda işi sadece savaş ve şiddetle çözmeye çalışan akıl bugün Türkiye'nin birçok yerinde iktisadi şiddet uygulamaktadır. Sosyal hakları gasp etmektedir. Kadına yönelik şiddet, işçiye yönelik şiddet, çiftçiye yönelik şiddet, esnafa yönelik şiddet bütün her yeri sarıp sarmalamıştır. Dolayısıyla Kürt sorununu izole ederek diğer yaşam alanlarının sorunsuz hale getirmesi mümkün değil. Da tam tersi, böyle bir demokratik çözüm, çoğulcu demokratik çözüm mümkün değil. Bunu yapabilmenin yolu tekçi anlayışa karşı aslında sorunları, dertleri ortak olan tüm kitlelerin bir araya gelerek ortaklaşa bir demokrasi mücadelesi, barış mücadelesi vermesinden geçiyor. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, çok teşekkürler yerimize katıldığınız için. İyi günler, size kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Medyascope TV özel yayınında
Hafta sonu yapılan kongrede HDP Eş Genel Başkanı seçilen Sezai Temelli konuğumuzda. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.